Yunus FC YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Deniz Yunus. Bugünün videosu süper bir video olacak. Süper Lig'in en iyi takımını kuracağız. 3-5-2 formasyonunda en iyi futbolcularını alacağız Süper Lig'in. Daha doğrusu şöyle, FIFA'daki en yüksek reytingli takımını kuracağız Süper Lig'in. Bu benim fikrim değil, başkasının fikri değil. Süper Lig, daha doğrusu FIFA 17'de kurulabilecek en yüksek reytingli takımı kuracağız. Bu şekilde. Eğer videolar hoşunuza gidiyorsa beğeni butonuna tıklayıp abone olmayı düşünebilirsiniz. Başlıyoruz. Full özel kart olacak zaten bu takım. Bir veya iki oyuncu haricinde de full Team of the Season olacak. Benzer bir videoyu yapmıştım daha önceden de. Başlıyoruz. Hemen kısıtlarımızı belirleyelim. Süper Lig diyelim. Kalede en yüksek reytingli Süper Lig kalecisi Volkan Babacan oynayacak. Hepsinin fiyatlarının üzerinden tek tek geçeceğim bu arada birazdan. Defans üçlüsü. Yeni çıkan bir kart var burada. Şikirteli kullanacağız. Ortada Pepe'yi kullanacağız. Pepe'nin 90 reytingli kartı olacak bu arada. Görüyorsunuz yeni çıktı bu hafta. Çarşamba günü çıktı. 92 defans, 87 fizik, 72 pace ve 90 reytingli bir Pepe kartı. Şikirtel'in Team of the Season kartıyla aynı reytingde. Görüyorsunuz 80.000 fiyatı var. Sağlam bir oyuncu. Defansif orta saha mevkilerinde 2 Beşiktaşlı ile oynayacağız. Talisca ve Atiba Hutchinson'ı kullanacağız. Talisca'nın 89 reytingi. Yani normalde bu forvet arkası, yani MOO pozisyonunda oynuyor ama ben 1-2 tık geri çektim onu. Çünkü MOO pozisyonunda oynayacak oyuncumuz 90 reytingli Wesley Schneider olacak. Oraya daha uygun olduğunu düşündüm. Talisca'nın birazcık daha boyu ve fiziği olduğu için o pozisyonunda daha rahat durabileceğini düşündüm. Sağ orta saha pozisyonunda Quaresma oynayacak, 90 reytingli. Yine aldım. Satmıştım Quaresma'yı. Yine aldık, 90 reytingli, 91 hız. Çok fazla bahsetmeye gerek yok, daha önceden de bahsettik. Takım canavar gibi gözüküyor. Sol orta saha pozisyonunda Bruma'yı oynatacağız. 87 reytingli, oyundaki en iyi sol kanatlardan bir tanesi. Yani reytingi 87 ama bence hızı, driblingi, şutu dahi harika bir kart. Forvet pozisyonlarında öncelikle sol tarafta oynatacağımız oyuncu Wagner Love. 88 reytingli Wagner Love kartı, 5 yıldız zayıf ayağı var. O yüzden onu sol tarafta oynatmayı uygun gördüm. Sol ayağıyla vuruşlar yapabiliriz. Biraz kısa boylu bir oyuncu. Ama 93 şutuyla ve 80 pace. 80 pace çok hızlı değil ama Hunter kimya stili verdik. Ona da avcıyı verdik. Son olarak 90 reyting Eto. Burada 2 tane oyuncu kullanabiliriz. Bir Eto'nun 90 reytingli kartı Footbird'de yollanır. Bu Footbird'de daha önceden, daha önceki FIFA'larda çıkan bir kartının aynısı bu. FIFA 14 olabilir bu arada. Yanlış hatırlıyorsam düzeltebilirsiniz. Ya da Team of the Season kartını kullanacaktık. Ben Team of the Season kartını kullanmayacağım çünkü hızı düşük. Yani şutu yüksek olsa da hızı düşük. Bu şekilde bir takım kurduk. Umarım güzel sonuç alabiliriz. Bu mümkün olan en yüksek reytingli, yani pozisyon bazlı olarak düşününce en yüksek reytingli. Daha yüksek reytingli oyuncular yok Türkiye Süper Ligi'nde. Dediğim gibi beğenmeyi unutmayın. Abone olabilirsiniz aynı şekilde. 5000 aboneyi geçtik. Şu ana kadar olan destek için çok teşekkürler. Birazdan maç görüntüleriyle karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Unutmadan fiyatlarından bahsetmek gerekiyordu, evet. Volkan Babacan 36.000. Marcelo 32.000. Pepe, ya şu anda Marcelo'nun fiyatı birazcık daha yüksek anladığım kadarıyla. Çünkü ben bayağı güzel ucuza almıştım. Hani 59. dakikada aldım. 41.000'e var aslında. 41.000'e alınabilir şu anda bu. Çünkü 68.000 ondan önceki en düşüğü. Neyse devam edelim. Pepe 80.000. Yeni çıktı. Yeni çıkan bir kart olması sebebiyle de reytingi biraz şey, fiyatı biraz yüksek. Atiba 40.000, Talisca 50.000, Quaresma 70.000, Bruma 30-40.000 arasında, Schneider bizde vardı 60.000 civarında fiyatı. Eto 40, Wagner Love 40. Ben bunları güzel fiyatlardan aldım bu arada. Birazcık daha yüksek olabilir. Ortalama 10.000 civarı daha yüksek olabilir bunlar. Akşamın geç saatlerinde güzel fiyatlardan aldım bunları. Birazdan maç görüntüleriyle karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Evet, ilk takımımız, daha doğrusu ilk rakibimiz Hollanda Team of the Season'ları var. Danny Ings, Team of the Season Mane, Endovira, Gerrard var, Smalling, Schmeichel, Keane. Bayağı güzel bir takım, bayağı hoşuma gitti. Hem hibrit var hem de o Gerrard kartını almış. Bir sürü de Team of the Season oyuncusu var. Umarım, yani üçlü defans bizi yarı yolda bırakmaz. Umarım iyi bir sonuç alabiliriz. Haydi çocuklar. Eto Wagner Lan forvet ikilisiyle oynuyoruz. Lewandowski'yi aldı.
bak ne laf yaptı. Hadi vur bak. Vurmanın hızını göstermesi lazım orada. Koşu var. Quaresma'dan. Geçti Quaresma. Eto'ya aktardı. Eto. Schneider. Vurdu gol. 90'a. Schneider attı. Çok güzel bir gol oldu. Takım oyunu. Paslaşmalar Eto getirdi. Schneider'e bıraktı. Schneider harika bir gol attı. Bravo. Bunu izleyeceğiz tekrardan. Schmeichel çaresiz. Quaresma getirdi. Eto. Schneider. Sol ayak. 90'a. Bravo. Böyle bir gol olamaz ya. Yani top bizim ayağımıza değmeden santradan gol oldu. Yani yok böyle bir şey abi. Ve evet, Steven Gerrard harika bir gol attı. Güzel gollerle başladı maç. Acayip hızlı başladı. Wagner Love. Schneider'e. Schneider Eto'yu gördü. Eto koşu yaptı. Vuruş. Schmeichel. Burada bir Team of the Season oyuncusu var onun. Abi yok artık ya. Sol ayağıyla Lewandowski. Böyle bir şey olamaz ya. Sol ayağıyla. Böyle bir şey yok abi. Wagner Love. Bravo. 5 yıldız zayıf ayak dedik. Attı golünü. Yani ceza sahası içinde yerde bir oyuncusu vardı ama. Burası FIFA. Yapacak fazla bir şey yok. Schneider yaptı asisti de. Wagner Love sol köşeden topu ağlara gönderdi. 2-2. Güzel maç oluyor. İlk yarı bitti. 2-2 skor. Çok güzel goller var. Yani 90'dan aşağısını görmedik. 5 şut, 5'i de kaleyi bulmuş. Onun da 5 şutu var. 3'ü kaleyi bulmuş. Durum 2-2. Galibiyeti umuyoruz. Galibiyeti hedefliyoruz. Takım bu şekilde. Bakalım. Haydi çocuklar. Quaresma kullanacak korneri. Kesti içeriye doğru. Şkirtel vurdu. Schmeichel. Abi inanamıyorum ya. İnanamıyorum. Görmüyorum bile orada adamın olduğunu ya. Nasıl oradan o ayağı koyabildi anlayamıyorum. 3-2. Schneider attı yine. Çok güzel goller olmaya devam ediyor. Harika goller atıyoruz. Ve bir heyecan fırtınası adeta. Evet, izleyeceğiz. Galibiyetle süslememiz lazım. Atiba getirdi. Schneider, plase. Sol ayak 90'a. Bravo. Evet, defansı sıkıntılı takımın biraz ama ofansta inanılmaz keyifli olduğunu söyleyebilirim. Evet, Bruma ve Quaresma fazla etkili olamıyor. Pozisyonları gereği. Çünkü 3-5-2'de kanatlar çok fazla, yani hiç yok gibi. Öyle olunca da sıkıntı yaşıyoruz. Yani iki kişi eksik oynuyoruz gibi aslında düşününce. Gördük. Wagner Love 4-3. Çok güzel oynanmış bir oyunda. 4-3 öne geçiyoruz. Wagner Love sambasını yapıyor. Güzel bir maç oluyor. Evet. Wagner Love ayak dışı. Schmeichel'ı mağlup etti. Atakta inanılmaz keyifli. Yani bu oyuncuları eğer şimdiye kadar kullanmadıysanız mutlaka kullanın derim. Ama defansı tabii ki üçlü defans kurmayacaksınız. Biz burada mümkün olan en yüksek reytingli takımı kurmak için öyle yaptık. Marcelo Guedes. Schneider ara pasını verdi. Eto şimdi. Eto kaçtı. Eto kaçtı. Ortada boş. Bir Wagner Love var. Eto vurdu. Eto kendi götürdü. 5-3'ü yaptı. Bravo çocuklar. Arkada açık verdi işte. Biz de Eto'yla akıllıca pası var ama pası vermedi. Köşeye bıraktı Eto, aferin. Hızını konuşturdu. Daha da fazla gol atmak istiyoruz tabii ki. Eğer güzel pozisyonlar yakalayabilirsek güzel olacak. Harika bir cümle kurdum bu arada. Abi yapma, sıfırdan atıyor Lewandowski ya. Sıfırdan yok böyle bir şey. Perisic şimdi kontra atak fırsatı, dikkat etmemiz lazım burada. Pepe araya girdi, bravo Pepe. Top taça çıktı. Heyecanlı bir maç. Talisca da attı golünü, 6-4. 10 gol var, tam bir heyecan fırtınası adeta.
Kalişka'nın sol ayağını kullanacağımızı biliyorduk ama. Roket gibi vurdu. 6-4. Schmeichel'ı mağlup etti. Defanslar bugünün yıldızı değil. Bugünün yıldızı forvetler. Schneider, Love, Talisca, Eto. Görüyorsunuz. Harika goller var. Umarım güzel bir maç oluyordur sizler için de. Ben acayip keyif alıyorum şu anda. Tekrar aldı Schneider. Hakem offside'i çalmadı ama maçı bitiren düdüğü çaldı. Maç bu şekilde, kadro bu şekilde. Ben çok keyif aldım. Tekrardan söylemek istiyorum. Pepe, Şikirtel, Marcelo üçlüsü Volkan Babacan'la beraber. Ya formasyonun biraz gazabına uğradılar. Ama orta sahadan ilerisi mükemmeldi. Lewandowski, Team of the Season Lewandowski'ymiş tabii ki. Ama maçı biz kazanıyoruz. Uf, bu ne ya? Devasa bir arı girdi. Onu istemiyorum burada. Evet. Gider misin? Forvet'te Wagner, Love ve Eto. Orta saha Schneider, Talisca, Atiba defansif yönü çok iyiydi. Dediğim gibi kanatları çok fazla kullanamadık ama bence inanılmaz keyifli bir takım. Schneider'in 2 golü, Wagner Love'ın 2 golü, Talisca 1 gol. Asistler, Atiba 3 asist. Araya paslarıyla takımı sırtladı diyebiliriz. Güzel bir maç. 1-2 golü tekrardan göstermek istiyorum. Maçın kilit golleri. İkinci yarıda Schneider'in attığı gol. Atiba'nın pası var burada yine. Schneider'in plasesi. Schneider çok iyi bir oyuncu. Çok kaliteli bir oyuncu. Wagner Love. 5 yıldız zayıf ayak dedik. Her yerden vurabiliyor. O şekilde iyi de bir gol attı. İkinci golü hatta değil mi? Anderson Talisca'nın attığı gol. Maçın son golü oldu. O kadar mesafeyi verirseniz Talisca da affetmeyecektir. Çok güzel bir gol. Bugünlük benden bu kadar. Eğer beğendiyseniz beğenim butonuna tıklamayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Benden bu kadar bugünlük. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. İyi günler. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.